Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim Fabbinge borsa ve onu aytganiga ishonsa Muhammedge nozil qilingan narsaga küfür keltiribdi deganlar. Fabbinge borib bola chiqib qo'ying deb Fabbin ertaga u bo'lasan bu bo'lasan desa shunga ishonib yurgan odam Rasulullah aleyhissalatu vesselamga tushirilgan Qur'onga shariatga İslomga küfür keltirgan bo'lar ekan. Ana. Başka bir hadis aytadilar ki, kim falbinga borib, fal açtırıp, unga ishonsa kofir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namazı kabul bo'lmaydi. İshonmasa ham bo'ldi, bu qolavermas ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. Yıldızlarga osmondagi mavjudotlarga qarab qolatishlarda ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh alayhissalotu vasallam qaytarganlar. Kazabal munajjimuna va law sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgani rost chiqyapti, lekin ishonmadaring kazzob bu. Ana mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi. 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsin ki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yilish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'lgan. Hozir kunda shu folni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi, kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qqi bittasini olsa mana sani toliying shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda ha shunaqa ekan yo kasal olamagan yo sog' bo'lamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni haliga qushi bilan o'tiradi. Kelib menga palochi qo'ying deb pul beradi. Demak, haliga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini yana olib beradi. Mana qush bilan palochi. Xo'p, chiziq-chiziq bilan palochiyapti. Toshlarni qo'yib, u yoq bu yoqqa surib palochiyadi. O'ynaydigan kartani qo'yib teskari qilib qo'yib, ochib-ochib odamlarning toliyini aytishyapti. Kimdir kafni qarab turib, kafidan topaman deydi. Balobatlarning hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularni oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Toliga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatning aqliga, zakovatiga, or nomus bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Polga ishonma, polsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnog'isidagi hikmatlar insoniyat uchun or, nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak. Ana polvonman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof. İmanga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polbunga uchraydi. Ha, va pulim yo'qolib qoldi. Ha, bo'ldi, men ham o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyapsiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti. O'tirin deydi, o'tkazadi. Keyin ashu bir gapni aytadi.
Oşunu etken yapı, karındaş uruğunu, kuda andanı, yuvarı dostunu, arasını bu sadağa yap bolar. Ben deydi, fark ordum, sizi puliyizi, özüzge yakın bir adam agam deydi. Yakın bu mesele, kanak yani. O bugün, bu bugün deydi, bir ekte sıfatını aytadı, o şu sıfatdaki yakınlardan 10-15'te boladı, hamasından güman kaladı diye adam. Ben şu adam, hakikaten bir günü sağ, galatırak görünüldü, özü deydi. Arada buzuldu. Alaka buzuldu, içtimai alaka buzuldu. Karındaşlık silahı buzuldu. Bu cüda katta zarar bu. Özümüzde bakın. Bırak pulu yukarı kaldı. Karı adam ayağla otuk etkilerken pulunu özü alı yürürken yukarı kaldı. Yok, pul yok. Palbınge vardı. Palbınge varsa ayetti ki Ali pal açken de kereniz alken pulunu dedi. Barı kelini sıkandı sen pulunu oğulagen zaman pal bunu et yaptı. Kelin kasam içken bu meyve ne madise dedigen yok sen alken sen veresen. Oğlunu kısken, ahırı oğlu bulan kelin acıraşıp, ayla bozulup gitken. Bu endi ata beva, oğlan onge koşuldu, eke o yaşayışı yürgen. Bir gün o eski korpalarını başka yakı alışsa, o işe ozu sokup koyduğunu, eskiden çıkmayan bir pulu çıkken. Ama uzumuzda bu kadar, bugünkü gün de bu kadar nasıl bu. 100.000'dir, 50.000'dir, ondan azdır, köptür pulunu, ozu koyup esnen çıkıp kalan. Turup da pulu, hiç neyse bakanı yok. Palbunu yapımdan bir aile bozulup gitti. Buna kadarsa her kademde var. Her kademde var. Adamlar kızık da, anka oğluyunu karayın, bağırıp, bağırıp. Palbunu aitadı, şuna da bana kızım boyu yetip kaldı, soğuk çıkma yaptı. Şunu bir nima kılayım, ya hazır palaçamız, o kuvaramız, bu kuvaramız diye. Halbuki o şu palaçamın özü bir var. Özünün üçte kızı var ki yol göme yaptı. Adamlar bunu oylamaydı. Oylamaydı, eğer şunu koludan bir nesek ise özü şuna kılıp oturar mıydı, degen hayal bir kemiydi. Mansafı kurtarın nasıl o gelirim baradı palbunya. Eğer o şu şunu kıladı ama olsa özü kurtarılır mıydı mı mansafı? Oturup da ona kılıp, rasvayı raddı bala bulup. Öyleş gerek, akılını işletiş gerek. Şeriyette bihudaga bir anlasını kıl ya ki kıma değil miydi? Bu Allah'ın yapı. Allah hakim zor. Her bir narsanı en nazik noktaları geçse, milyon yıllar keyin buladığını geçse bile devam zor. Ana, bana şu narsanı biz yakışı işler, buna kadar narsalarda mutlaka yakın yolamaz dediğimiz gerek. Palbunlarla karşı kuraş gerek. Ozu barıma gelene, ben barıma yapmam, başkalarına işim yok demezsem, başkalarına hem tosuz gerek. Karındaş uruk, tanış, bileş, yarı dostlarına, yok barıma yörgü mutlaka Müslümançılık'a doğru kemiydi, küfür o, deyiş gerek. O yüzden kıladıklarına hem kaytarış gerek. Çünkü hareket yaptı. Fakat, insanların arasını bozuş, insanlarda naumutlik ruhunu takatış. Şu parvullarının yapını alıp taklit kurulursa hemen suçun aka. Hemen suçun aka, bu makul. Adamını demek sizce atını kaytaradıgan, işi yokmaz kıladıgan, birbirinden guman kılıp, bana şıkkı koygan, bana okugan, bokugan deyip, yaman kuradıgan, ilacı bozsa haliyindeki ailelerini buzadıgan, cemiyetlerinin orasını buzadıgan yapılar, şunlardan tarkaladı. Hani? Bana şu narsada bizi akidemizde mutlaka doğru kemiydi. Ularını biz umumun kabul kımasınlığımız gerek. Aramızda bir arta falban kımasınlık gerek. Bir arta falbınca baradığa nam kımasınlık gerek. Kulasamız şu, bizi akidemiz en saf akide, en doğru akide, en asan akide, en revşen akide. Şu akideni cari kıyan hükmü, gaybiyatını Allah-u Teala'nın özüne havale kılıçtır. Biz gaybını bilişini dava kılışımız küfürge eylem kaladı. Dava kıyanlar kafir boladı. Ularga varıp gaybını bilip verdikenler onların şeriki boladı. Ana o şey narsanı biz kınasdakimiz gerek. Bana şu yakın aylarda iki ayça boldu. Vesiyanı tıp boyunca masullardan katta bittesi
bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima deyapti? Rossiyada bir yilda folbinlar, ekstrasenslar, yana o'zlarini gapini aytibdi, gardarshik, ana u ham bor-u. Gazetalarda chiqadi, toleyni yulduzga qarab belgilaydi. Yo'q, nimasi? Astrolog, astrologik nimalar, bashoratlar. Mana shularga odamlar, davlat emas. Odamlar sarflagan pul 30 milliard dollar bo'ldi deyapti. Folbinga, ekstrasensga, astrologga. Astrolog deganimiz yulduzga qarab fol ochadiganlar. Bular ham oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shularni har gazeta, ko'p gazetalar odamlarni qiziqtiraman deb shuni kundaligi ham chiqadi, haftaligi ham chiqadi, oyligi ham chiqadi. Ana o'shini aqidasi yo'q, tushunmagan odamlar o'qib olib, menga u bo'lar ekan, menga bu bo'lar ekan deb yuradi. Ular yulduzdan qarab odamni taqdirini belgilarmish. Yulduzlar bu odamlarni boshqarib turar ekan, Alloh emas. Burjlari bor, o'sha burjlarga tug'ilganlar, o'sha burjga nima desa, shu hayotida bo'lish kerak ekan. Bizni gazetalarda ham chiqib yotibdi shu. O'sha o'rislarning o'zi tushunganlari, bu axir zararku, jamiyatni yemiryapti-ku, odamlarni aqidasini buzyapti, odamgarchilikdan chiqaryapti deb dod solyapti o'rislar. Yozib qo'yganman, men kitob yozdim, shunda yozdim shuni. Haligi odam haligi gapni aytyapti. O'sha astrolog, munajjim, folbin, ekstrasens, balo battarlarga rossiyaliklar bir yilda 30 milliard dollar hisoblar ekan. Sarflar ekan. Haligi tib xodimi aytadiki, biz tib uchun harakat qilib, kasallar bilan kurashishdan ko'ra bular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Tib yurishmay qoldi bularni balosidan deydi. Odamlar o'zlariga ketyapti deydi. Doktorga borsang, dela tuzadi, yarim soat so'rab yozadi, yotqizib qo'yadi, u yog'ini ko'radi, shunga odamlarning toqati yo'q. Borib tuzalding ketdi desa, ketaveradi shu. Tuzalib qoldim deyveradi. Endi o'sha 30 milliard sarflaydi deb bayonot bergan kuni bitta siyosiy sharhlovchi o'zini eshitirishni boshlashdan oldin aytyapti. Bugun balonchi deydi. Shunaqa ekstrasen folbin munajjimlarga 30 milliard dollar sarflanadi Rossiyada dedi. Agar o'sha 30 milliard hozir bo'lganda Gresiya bilan ana Kiprni muammosi hal bo'lar edi deydi. Ko'ryapsizmi? Ikkita davlat quladi, ikkita davlat. Ikkita davlatni qulashdan saqlab qoladigan mablag'ni rossiyaliklar folbinlarga beryapti ekan. Bu qancha zarar? Shu 30 milliardni o'sha odamlar o'zini sog'lig'i uchun ishlatsa bo'lmasmidi? Tibbiyotga ishlatsa bo'lmasmidi? Bizda ham hisoblasak shu. O'sha folbinga boraman degan yo'l kirasi ham shu sarf. Folbinga bergan puli ham sarf. O'tkazgan umri ham pul. Aqidasini buzilgani kufr. Zararni qanchaligini qaranglar. Qancha zarar? Bugungi kuniga, oilasiga, o'zining iqtisodiga, oxiratiga zarar. Koni zarar narsa. Shunga odamlar o'zini uradi. Ana mana shunaqa narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Musulmonligimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Aqidamiz bilan faxrlanishimiz kerak. Ana shu aqidaga va dinga munosib insonlar bo'lishimiz kerak. Ana undaqa adashishlar, kufr, gunoh ishlarga hech qachon yaqinlashmaslik. Doimo xayr baraka bilan bo'lish foydali.